Ülkücü kardeşlerim, MHP'li kardeşlerim. Saadet Partisi'nden ülkücü camiaya açık çağrı. 24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala Saadet Partisi'nden ülkücü camiasına açık çağrı geldi. Saadet Partisi 1. sıra Kütahya Milletvekili adayı Ömer Faruk Evren yaptığı açıklamada ülkücü ve MHP camiaya milliyetçiliği ayaklar altına alan, MHP'ye hakaret eden, akil insanlarla çözüm süreci yapanlara, şivanpervere konser verdirtenlere, Türkiye'den peşmerge askerinin geçmesine, peşmerge askerini eğiten Cumhurbaşkanı adayına ve onun partisine oy vermeyin. Rahmetli Alparslan Türkeş'in kemiklerini sızlatmayın çağrısında bulundu. Ömer Faruk Evren, her bir ülkücünün MHP'linin seçimde Cumhur İttifakı'na vereceği oy AK Parti'ye gider. O zaman da rahmetli Alparslan Türkeş beyefendinin kemiklerini sızlatmış olursunuz, dedi. Ülkücü kardeşlerim, MHP'li kardeşlerim, vereceğiniz her oy Tayyip Erdoğan'a gidecektir. Evet, biz yıllarca kimi gördük? Başbu Alparslan Türkeş'i gördük. Dik duruşuyla, insanlara önder olmasıyla, İnsanlara öncülük etmesiyle, milletimizin değerlerini savunmasıyla Alparslan Türkeş Bey'i gördük. Bunu yaşadık, gördük, biliyoruz. Şimdi gelinen noktada çözüm süreci denilerek Silopi'de terör örgütlerini karşılayan HDP ile barış süreci adı altında Kütahya'mıza akil insanlar heyetini gönderen, evet, bir terör örgütüyle ilişkiler içerisine giren bir iktidar bugün insanlardan oy istiyor. Milliyetçi Hareket Partisi tabanından da oy istiyor. Evet, Devlet Bahçeli bugün Tayyip Erdoğan'la anlaştı. Evet, oyu oraya vereceğini söylüyor. Fakat size söylüyorum Tayyip Erdoğan barış sürecini başlattı, insanımızın değerlerini ayaklar altına aldı. Türklüğü ayaklar altına aldı. Milletimizi millet yapan, bizi güçlü kıran değerleri ayaklar altına aldı. Dolayısıyla söylüyoruz, Alparslan Türkeş'in lütfen kemiklerini sızlatmayın. Alparslan Türkeş değerli bir insandı, Türklerin değerine sahip çıkan bir insandı. Şimdi gelinen noktada bizim değerlerimiz ayaklar altına alınmaktadır. Bunlara prim vermeyin. Evet, sizi başka yönlere, farklı yönlere yönlendirmesine lütfen fırsat vermeyin. Zemin hazırlamayın, Alparslan Türkeş'in kemiklerini sızlatmayalım. Saadet Partisi Kütahya Milletvekili adayı Ömer Faruk Evren, Ali Çetinbaş'ın Saadet Partisi ile ilgili yaptığı açıklamalara da cevap verdi. Ömer Faruk Evren, Ali Çetinbaş'a boş konuşma. Konuşacaksan Kütahya ekonomisi nereye gidiyor? Kütahya'da yapılan özelleştirmeleri, işsizliği, göçü konuş. Ama konuşamazsın. Sadece Saadet Partisi neden CHP ile ortak hareket ediyor dersin. Biz dün nasıl CHP ile koalisyon hükümeti kurduk, Kıbrıs'ı aldık isek, ağır sanayi hamlesini başlattıysak, ülkemizin geleceğini, kalkınmasını istediğimiz için Millet İttifakı'nda yer aldık, dedi. Ömer Faruk Evren açıklamasında şu ifadelere yer verdi. Sayın Ali Çetinbaş, size söylüyorum. Lütfen yöneticilerinizle beraber bu konuyu değerlendirin. Evet, Kütahya'da satışı yapılan firmalar. Azot, kümüş, gümüş, SLİ, termik vesaire vesaire. Bunlar ne oldu, durumları nedir? Lütfen çıkın raporunu verin. Burada çalışan insanların asgari ücret seviyesine düşürüldüğünden bahsedin. Ve burada geçinemeyen insanların göç verdiğinden bahsedin. Kütahya'yı terk ettiğinden bahsedin. Evet, bu insanların almış oldukları parayla ancak geçinebildiklerini, Kütahya ekonomisine katkı sağlayamadıklarından lütfen bahsedin. Evet, konuşmamız gereken birçok konu varken siz madem ki konuyu getirdiniz, Saadet Partisi'nin ittifakına dayandınız. Evet, ben size söylüyorum. Siz de lütfen İsrail Cumhurbaşkanı olan Perez'i meclise getirdiğinizden bahsedin. Bundan hiç sıkılmıyor musunuz Sayın Çetinbaş Bey ekibi, milletvekilleri, belediye başkanları? Evet, gittiğimiz yerde karşımıza çıkarıyorsunuz, ittifak yaptınız diyorsunuz. Bundan da bahsedin lütfen. Şivanperver konserinden de bahsedin. Silopi'de yaptığınız PKK terör örgütünü karşılama töreninden de lütfen bahsedin. Barzani'nin peşmergesine eğitim verdiğinizden de bahsedin. Barzani'nin cebine 2 milyar dolar koyduğunuzdan da bahsedin. Lütfen, Büyük Ordu Doğu Projesi'nin eş başkanı olmanızla övünmenizden de bahsedin.